Ben de pencereye arkadaşlarıma hediyeler getirdim. Ne kadar güzel düşünmüş. Küçücük yüreğine sağlık dedim. Hoş geldin. Ne getirdin onlar için? Karşılıklarında hikaye kitapları oynayacak. Çok güzel düşünmüşsün. Aferin sana. İsmin ne senin? Yunus Emre. Yunus Emre'ciğim, çok teşekkür ediyorum sana bu güzel davranışın için. Bana teslim edebilirsin. Ben o arkadaşlarına ulaştırırım senin için, olur mu? Tamam. Bunlar da hikaye kitapları. Bunlar da oyuncaklar. Bunlar da oyuncaklar mı? Tamam. Bu da onlar için yazdığın mektup mu? Evet. Bunu da kitabın arasına koyup onlara gönderelim. Tamam. Biz bunları senin için teslim almış olduk. Arkadaşlarına ulaştıracağız, tamam mı? Bana çok teşekkür ediyoruz. Yunus Emre, ben bunları senin için depremzede kardeşlerine göndereceğim. Özel olarak gitmesini istediğin bir yer var mı? Var. Neresi? Kahramanmaraş'ın depremin olduğu merkez. Tamam. Kahramanmaraş'ta depremin olduğu merkezdeki kardeşlerine hem kitaplarını, hem oyuncaklarını, hem de kumbaranı göndereceğiz. Evet. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz sana. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşım, biz Yunus Emre ve Kerem Efe kardeşler acınızı paylaşıyor ve bizde de yanınızda hissedin. Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız. Sizi tüm kalbimizle kucaklıyoruz. Benim adım Yunus Emre. Leyla Atakan İlkokulu'na gidiyorum. 8 yaşındayım ve depremzedeki arkadaşlarıma harçlıklarımı göndermek istedim. Hikaye kitapları, oyuncak, 160. O kadar gönderdim. Hava soğuk, kar var. Çok yağmur yağıyor. O yüzden enkazdan çıkan arkadaşlarımız için her şeyi gönderiyoruz. Bütün emeğimizle. Macide Sivri, Yunus Emre'nin annesiyim. Yunus Emre bana önce bugünün ekmek fiyatını sordu. Ben de kendisine söyledim. Anne dedi, kumbaramda biriktirdiğim harçlıklarımı depremdeki kardeşlerime yollasam kaç tane ekmek alabilirler dedi. Ben de ona belirttim, oğlum orada şu an ekmek satılmıyor. Buralardan, her yerden onlara yardım gidiyor. Ama sen istersen kumbaranı onlara gönderebilirsin. Bunun yanında onların yanında olduğunu belirten bir mektup da yazmak istedi. Mektup yazdı. Kumbarasını, mektubunu, hikaye kitaplarını ve oyuncağını onlara manevi anlamda destek olmak için göndermek isteyip bugün teslim bölgesi, İzmit'teki teslim bölgesine geldik. Buradayız bugün.